Merhaba, ben Ebru Sezer. Bugün Hadi Eksik Kalma'da çok popüler olan bir şeyden bahsedeceğim size. Tüm dünyada bu yıl örgü çorap bir çığır açtı, çok moda oldu. Biz de dedik ki hadi eksik kalmayalım. Bugün sizinle bütün detaylarını paylaşmaya çalışacağım. Umarım güzel bir şey çıkarabiliriz ortaya. Öncelikle malzemelerimden bahsedeceğim. Neye ihtiyacımız var bu çoraptan örebilmek için? Ben orta kalınlıkta bir ip seçtim bugün. Çünkü hem daha çabuk ortaya çıkması için hem de başlangıç seviyesi için bence daha uygun. 3,5 mm şişlerim var. Bambu şişlerim var. Metal şişlerim var. Ve yine metal üçlü şişlerim var. Bunlar biraz yeni. Pek aşina değiliz bunlara. Fakat oldukça rahat ve keyifli denemenizi öneririm. Şimdi öncelikle ben nasıl yapıyorum bunu, nasıl başlıyorum? Ben hiç dikişsiz örüyorum çorabımı ve lastik kısmından başlıyorum, bileğin üst kısmından başlıyorum. Hiç ara vermeden örüyorum, sonra buraya geliyorum, topuğunu yapıyorum ve sonra burnunu yaparak kapatıyorum. Dikişsiz, çok rahat bir çorabım oluyor sonucunda. Şimdi ben çorabımı daha rahat giyebilmek için 3,5 mm şişle örmeme rağmen yarım milimetre daha kalın bir şişime ilk önce ilmeklerimi atacağım. Bilen hanımlar var ama bilmeyenlere yol gösterebilirim umarım. Böyle sayıyorum. Bu her bir doladığımda 5 ilmek diye sayıyorum. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45. Ben bunun için 48 ilmek kullandım. Hatta artı 1 ilmek dedim. 49 ilmek dedim. Şöyle bir tane daha dolayıp şöyle bir yerden bırakırsak bu ipimiz bizim için yeterli olacaktır ilmek atmak için. Daha sonra böyle başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Benim attığım ilmek yönteminde böyle bir sıra kendinden örülmüş gibi oluyor ve bu görüntüyü ben seviyorum. Hem daha rahatlık sağlıyor benim için. Kırk altı, kırk yedi, kırk sekiz ve kırk dokuz. Bu ipimi böyle bağlıyorum. Evet, bu yöntem beni oldukça rahat ettiriyor. Çok az ipim kalmış oluyor ilmek atarken. Burada çok uzun ip kalınca ben çok üzülüyorum. Daha sonra bunu şişlerime bölüyorum. Tabii bunu ilk başta direkt şişlere de atabilirsiniz. Yani benim gibi yarım milimetre büyük şiş kullanmak yerine direkt kendiniz birazcık daha gevşek atarak atabilirsiniz ilmeklerinizi. Burada 3 şiş kullanacağım için her şişime bunun yarısını böleceğim. Yani 48'de 24 bir şişime 24 bir şişime böleceğim. Hatta bir tanesi 25 olacak. Çünkü onu birleştirmek için kullanacağım. Şimdi ilmeklerimi iki şişe böldüm. Bir tanesine 24, bir tanesine 25 ilmeğim var. Bu 25. ilmeği bunun ikisini bir araya getirmek için kullanacağım. İlmeklerim dördün katları şeklinde olmak zorunda. Çünkü 5 şiş kullandığım zaman aslında 5. şişim benim sadece yardımcı şişim. Bununla sadece sıraları değiştiriyorum. Dördün katları şeklinde burada 48 ilmeğim var. Bu 36, 37 ve 38 numara için oldukça uygun. 3,5 numara için 48 ilmek, şiş numaram eğer 2,5 mm olursa ilmek sayımı tabii ki arttırmam gerek. Eğer ki ben 39 ya da 40 numara için örmek istiyorum diyorsanız her şişime birer ilmek ekleyeceğim. Yani 48 ilmek başladım, 52 ilmek başlamam çok uygun olacaktır. Şimdi başlıyorum. İlk önce şuradaki son ilmeğimle bu sıranın başındaki ilk ilmeğimi
birleştirip ters örgü örüyorum. Daha sonrasında mantığımız bir düz bir ters lastik yapacağız. Bir ters ördüm. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Üçlü şişlerde hakimiyet daha kolay. Çünkü normalde şu arkadakini unutuyoruz ve sadece iki şişimiz varmış gibi hissediyoruz. Bu da daha keyifli ve yeni başlayanlar için daha uygun aslında. Çünkü beş şiş korkutuyor, hakimiyeti zormuş gibi geliyor. Bu iyi bir yöntem, iyi bir alternatif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle lastiğimizi yaklaşık 5-6 santim örüyoruz. Yani ben şöyle diyorum, 3 parmak genişliğinde bir lastiğim oluyor. Bu eski ölçüleri de seviyorum böyle. Hiç anlamazdım parmak ölçülerinden. Ama artık 3 parmak, işte 1 karış gibi ölçüleri ben de kullanmaya başladım. Şimdi önemli olan, bu şişimi ördüm, buna geçiyorum. Bunu buradan böyle çekiyorum. Çünkü döndüğümde onunla devam edeceğim. Ve dikkat etmem gereken şey, burada bazen dönüyor bu yön ve lastiğimiz düzgün olmuyor. Buna dikkat edeceğiz, böyle düzgün görünmesine. Ve mümkün olduğunca iki şiş arasındaki geçişlerimizi daha sıkı yapacağız diğer ilmeklerimizden. Yoksa orada bir boşluk oluyor ve daha sonra tabii yıkandığında ben tolere ettiğini düşünüyorum o boşluğu ama yine de güzel görünmüyor ilk başta. Buna dikkat edersek daha güzel olacaktır sonucumuz. İlk başta internette çok dolaşıyordum ve bana çok zor görünüyordu çorap. Yani çok uzak bir fikirdi bana. Beş şişe çok yabancıydım. Nasıl yapılır, nasıl edilir hiçbir fikrim yoktu. Daha sonra internette denk geldim. Mine hocam sağ olsun. Onun videolarına denk geldim. Çok öğreticiydi. Hakikaten böyle büyük bir öğretmen inceliğinde videoları vardı. Daha sonra hatta Sibel hocamın atölyesine geldi. Birlikte çok güzel bir proje yaptılar. Orada tanışma fırsatımız oldu. Onunla tanışana kadar ben ondan öğrendim. Daha sonra araştırdım biraz. Ne yapılıyor, daha farklı nasıl bir şeyler yapabilirim. Sonra çok derin bir dünya aslında çorap örmek. Bir sürü topuk çeşidi var. Burundan başlanabiliyor, burunda bitebiliyor. Desenler var. Yani o kadar sonsuz bir şey ki hakikaten aksesuar olarak da çok moda olduğu için bana müthiş bir şey gibi göründü. Daha sonra ilk başta başladım 2,5 milimetre şişlerle ve ince yünlerle. Biraz sabır istiyor ama sonuç çok güzel oluyor. Daha ayakkabı içine daha uygun oluyor. İpleri alırken benim için içerik çok önemli. Daha sonrasında tabii renk ama çorap iplerinde oldukça güzel renkler var. Yani sizi aksesuar olarak çok güzel tamamlayabilecek renkler var. Ben yünün içeriğine önem veriyorum ve çorap ipi denilen ip %75 yün, %25 polyamid içerir. Yün oranı olacak içinde çünkü yün ısıtır, sıcak tutar bizi. Yani çorap örmemizin de istediğimiz bu. Ayaklarımız böyle sıcacık dursun, böyle ruhumuz ısınsın. Çorap etiketi çevireceğiz, bakacağız. %75 yün varsa harika bir çorap ipi. Bizim için çok uygun. Daha sonrasında yün oranı düşebilir ama içeriğinde yün oranı olursa güzel oluyor. Bu yıl böyle kendinden desenli şeyler ya da İskandinav desenleri oldukça popüler. Tabii İskandinav desenlerinde birkaç renk bir arada kullanmamız gerektiği için biraz başlangıç seviyesine göre değil de birkaç tane çorap ördükten sonra yapılabilecek desenler var. Daha sonra bu yıl ben en çok böyle kırçıllı renkler örüyorum sanırım. Sevdim bunları aslında. Gri seviyor muyum bilmiyorum. Seviyorum sanırım. Ben aslında daha çok hep renkli şeyler, daha canlı renkler severim de bugün böyle son zamanda ördüklerime bir baktım. Hep örmüşüm böyle daha koyu renkler örmüşüm. Neyse ki şimdi ördüğüm yün oldukça renkli.
bana oldukça keyif veriyor. Çok güzel bence de. Yani bana bir çorap hediye etse ben çok mutlu olurdum. Benim de hediye etmeyi yani hediye etmeyi planladığım insanlar var fakat çoraplar bitmiyor. Umarım bu kış bitmeden tamamlayıp onları hediye edebilirim. Hediye ettiğim insanlar da umarım mutlu olurlar. Çünkü çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Toplamda 5 günde falan aslında bir çift çorap çıkabilir. Ama 2,5 milimetre ile örüyorsam, daha ince gerçek çorap yünüyle örüyorsam zaman alıyor ve sabır istiyor. Yani çabucak bitmiyor. Bazen demoralize oluyorum sanırım hiç bitmeyecek diye. Çünkü bir de ilk önce bir tekini örüyorum. Sonra bir de diğer tekinin onunla aynı olması, aynı olmayacak ya da fikri beni çok geriyor. Lastik genişliği 5-6 santim örüyorum ben. Bir düz bir ters lastik örüyorum. Bu benim 3 parmak genişliğim. Yani bunu böyle ölçebilirsiniz. Bunda lastik ayağımızı kesmesin diye o yüzden şey yapıyorum ben. İşte yarım milimetre ilmeğini büyük şişe attığım için daha rahat oluyor. Eğer bu ilk ilmek attığım sıra gergin olursa o iz yapıyor. O rahatsız edici bir görüntü olabiliyor. Şöyle lastiğimize devam ederken artık örneği kurabiliriz. Bu ipimi kesmiyorum bitene kadar çorabım. Bu ipim benim sıra başlangıcım. Her şeyde bu ipi referans alarak devam edeceğim. Bu ipi bir süre sonra bu ilerleyecek. Takip edemeyenler ilmek ayraçları kullanabilir bu iki şişin arasında. Yol gösterici olur. Şimdi ben bunda, bu çorabımda şöyle göstereceğim. Bir düz bir ters lastik ördüm. Daha sonrasında bu lastik görüntüsü devam etsin ve ayağımı daha güzel sarsın diye 4 düz 2 ters olarak bir örnek, bir desen kurdum. Bu ayakta daha sıkı duruyor. Yani şurada düz ördüğüm bir çorap var ama bu bir tık daha geniş durduğu için bunun sarması, ayağımı toparlaması benim daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi başlıyorum. Sıra başlangıcımdan itibaren 1, 2, 3, 4. Bu sıralar ilk başta bu lastik formu oluşmadığı için hemen endişelendirmesin hiç. Sıralarımızın sayısı çoğaldıkça daha sıkı, benim örneğimdeki gibi daha lastik formunda görünecektir. Onun için devam ediyoruz örmeye. Genelde eğer 2,5 milimetre şişle örüyorsam 60 diye bir ilmek başlangıç sayısı var şeyde, kadınlar için. Daha sonrasında aslında şöyle, en doğrusu şu olacaktır. Bir parça 10 ilmeği lastik yapacağız, öreceğiz ve kendi rahat ettiğimiz bir çorabımızı ölçeceğiz. Daha sonrasında o bize kaç ilmek veriyorsa ya da kaç ilmek bizim bileğimizi daha rahat çevreliyorsa o bizim çorap numaramız, çorap ilmek sayımız olacaktır. En doğrusu bu olacak. Ama ben birkaç şablon hazırladım. Yani denediğim sayılar beni oldukça rahat ettirdi. Onları paylaşabilirim dileyenlerle. Onları o zaman hadi eksik. Evet evet, onları yazabiliriz. Evet evet, yazabiliriz. Şimdi burada size anlatmaya çalıştım nasıl yapacağımızı. Daha sonrasında ben burada hazırladığım bir sizin için daha önceden buna topuk kurmaya başlayacağız. Ne yaptık? 48 ilmek başladık. Hatta 49 ilmek başladık. İlk başta bir ters olarak iki ilmeğimi birleştirdim. 48'e düştüm. Daha sonra şimdi 4 şişle öreceğim. Her şişime 48'i 4'e böldüm. Her şişimde şu an 12 ilmeğim var. Ne yaptım? 5 ya da 6 santim lastik ördüm. Daha sonra 4 düz 2 ters desenimi kurdum, örneğimi kurdum. Şimdi bu ipimizin bizim için çok önemli olduğunu söylemiştim. Topuğum bu bizim ayağımızda tam olarak şuraya denk geliyor. Yani her şeyi bunu referans olarak kuracağız. Topuğumuzu bu ipimizi ortaya alıyoruz. Şu iki şişimize kurmaya başlayacağız. Ve ben onu düz olarak kuracağım, sadece bu örneği devam ettirmeyeceğim. Şöyle başlayalım, başladıkça daha iyi anlaşılacak.
tamamen düz örüyorum. Şu iki şişimin sonundaki bir ilmeğe kadar. Şu an elimdeki şişler 15 santim. Bunları Türkiye'de bulmak biraz zor. Gerçi ben buradan aldım. Ama 20 santim çorap şişlerine göre 15 santimle daha rahat edebilirsiniz 5 şişte. Bu da bir bilgi olsun. Düz örmeye devam ediyoruz.